Macron'la Pezeşkiyan arasında bir telefon görüşmesi oldu iki gün önce. E, o görüşmede ya yani iki ülke ilişkilerinin e, karşılıklı saygıya dayalı olması konusunun görüşülmesinin dışında Lübnan Filistin meselesi de ele alındı ve İran Dışişleri İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Pezeshkian'ın Macron'a İsrail'in Lübnan'a yönelik muhtemel bir saldırısının ağır sonuçları olur ifadesini kullandığı belirtildi. Yani İran evet bir yemin töreni içerisinde evet. e, süreci ama e, yani yeni bir hükümet kurma sürecinin içerisinde ancak bölgedeki gelişmelere de gözünü kulağını e, kapadığı bir noktada olmadığı görülüyor. Zaten şöyle iddialar da ortaya düşmüştü futbol sahasındaki olay yaşandıktan sonra. O gece İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında dolaylı olarak çok sayıda mesaj alışverişi olduğu İran'ın ee, bu konunun bölge yani yeni bir bölgeyi iyi bölgede e, daha geniş kapsamlı bir savaş veya sıçramayı engelleyecek noktada tedbirler alınması gerektiğini ABD'ye ilettiğini, ABD'nin de İran'a benzer şekilde gerilimi arttırmayacak davranış biçiminde içinde olmasına dönük mesajlar ilettiği daha o gece ortaya çıkmıştı. Ama e, en net ifadeyle İran'ın pozisyonunu özetlemek gerekirse Pezeşki'nin Macron'a söylediği İran, İsrail saldırırsa saldırısının ağır sonuçları olur demesi olarak önümüze çıkıyor. Bu arada e, Lübnan Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı bugünkü yemin töreni için Tahran'da bulunuyor. O da benzer şekilde hem Fesheşkian'la hem de İran İslam Devrimi lideri Ayatullah Hamane ile görüşme yaptı. Bu arada Hamaney hem e, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin genel sekreterini hem de Hamas lideri Haniye'yi beraber ağırladı. İkisiyle aynı anda eş zamanlı görüştü. Orada İsra İran'ın Filistin'deki direniş mücadelesine verdiği, bugüne kadar verdiği desteğin bugünden sonra da süreceğini vurguladı Hamaney. Ve İsrail'in içinde bulunduğu çıkmaza işaret eden açıklamalar yaptı.